Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber hız konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Sevgili arkadaşlar, hız konusu da AYT'mizin önemli konularından bir tanesi. Biraz da dengenin altyapısı olduğu için dolayısıyla bu konuda biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Dengeyi daha iyi kavrayabilmek için. Şimdi sorumuz diyor ki 130 gram çinko metalinin yeterli miktarda nitrik asitle tepkimesi sonucu şöyle bir denklem oluşmuş ve süremiz 200 saniye sürmüş. Buna göre bizim çinkonun tükenme hızı, yani burada kimi sorduğuna dikkat etmekte fayda var. Bazen ipucuyla sorduğu soru farklı olabiliyor. Örneğin hidrojenin oluşma hızını sorabilir. Oradan yorum yaparak bulacağız. Şimdi 130 gram çinko dediği için önce molünü bulayım. Mol 130 bölü kaçmış efendim? 65 MA'sı. Buradan 2 mol olduğunu buldum. Şimdi çinkomuz 2 mol ise ve bu 2 molün harcanma süresi de 200 saniye ise, peki birimi ne istemiş, ona da dikkat ediniz. Mol bölü saniye. Yani molarite olabilir, gram olabilir, gram bölü dakika, mol bölü saat, her şey olabilir. Genellikle molarite bölü saniye ya da mol bölü saniye tercih. Buradan çinkonun hız birimini mol bölü saniye olduğu için, molünü bulduğumuz için 2, saniyesi de 200 olduğu için herhangi bir çevirmeye gerek kalmadan böyle yazdım. Sonuç 10 üzeri eksi 2 birim mol bölü saniye oldu arkadaşlar. O zaman demek ki cevabımız ne oldu? 10 üzeri eksi 2. Peki hocam, çinko nitratı ya da hidrojeni sorsaydı nasıl yapacaktık? Önce bir denklemimize bakacaktık, denk mi diye. Şöyle bir bakıyorum, şurayı 2 yazmam gerekiyor. Sonracığıma başka da bir şey yok. Şöyle de yazdık mı? Denklemimizin katsayıları önemli. Yazdık. Şimdi hidrojeni sorsun, nitratı sorsun veyahut da çinko nitratı veya nitrik asiti. Herhangi birisi, mesela bu arkadaşın hızı neyse bunun hızı onun 2 katı olacak. Sebebi katsayısı 2 katı olduğu için. Şimdi biz bu arkadaşın hızını 10 üzeri eksi 2 bulduğumuz için direkt nitrik asitin hızını 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Aynı şekilde çinko nitratın hızını da birebir oldukları için o da 10 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Hidrojenin oluşma hızını da yine 10 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Neden? Çünkü katsayıları eşit olduğu için. Yani bir örnek verip başka birisinin hızını istediğinde de böyle katsayılar üzerinden hız geçişleri yapıyorsunuz. Unutmayınız arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bir denklem vermiş. Denklemimizi denk olarak vermiş. Bakıyorum. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tek tek inceleyelim. Tepkimenin hızı azotun ve hidrojenin derişimlerine bağlıdır. Reaksiyona girenlerin genelde hız bağıntıları reaksiyona girenler üzerinden yazılır. Ama oluşanlara da dikkat edebilirsiniz. Yani oluşan üzerinden ifade edilebilmesi de mümkün. Fakat biz ünite boyunca hep girenler üzerinden ifade edeceğiz. Dolayısıyla azot ve hidrojen derişimi ne kadar fazla olursa tepkimenin hızı o kadar artacağı için bağlı mıdır? Evet, bağlıdır. Tepkimenin hızı birim zamanda oluşan amonyak ile de hesaplanabilir. Evet, çünkü az evvel de bir soruda söylemiştik. Herkesin katsayılarını bildiğiniz zaman hızlar arasındaki geçişleri ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Peki tepkimenin hızı için şöyle bir eşitlik yazılabilir mi? Bu şöyle bir kolaylık sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin katsayısını paydası gibi düşünün. N2'nin hızı H2'nin, yani 1 bölü, önüne bir katsayı gibi düşünün. 1 bölü 1. 3 var. 1 bölü 3. 2 var. 1 bölü 2. Ve maddelerin adları arasında şöyle bir, yani N2, H2, NH3. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Şöyle geliyor arkadaşlar. Şimdi siz bir işlem yapıyorsunuz. İşleminizin sonucunda amonyak elde edeceksiniz. İşlemi yaparken azottan harcama, hidrojenden harcama yapıyorsunuz. İkisini de örnek veriyorum 100 saniyede gerçekleştirmek zorundasınız. Çünkü tepkime hani azot harcandıktan sonra beklemeyecek değil mi? Hidrojen de aynı sürede harcanmak zorunda. Azotumuz farz edelim buradaki birden dolayı 1 mol. Siz 100 saniyede azottan 1 mol harcarken hidrojenden 3 mol harcamak zorundasınız. Denklemdeki katsayıya göre. O zaman siz burada elinizi biraz daha çabuk tutmak, daha hızlı harcamak zorundasınız. Gördüğünüz gibi bunun hızı 1 bölü 100, bunun hızı 3 bölü 100 mol bölü saniye. Dolayısıyla hidrojenin katsayısı 3, 1 demek ki katsayısı kadar hızlıdır diyebilirsiniz. O zaman peki H2 ve N2
Y'ye bakarak bir tepkimin hızını nasıl belirlersiniz? Bunu da dediğimiz gibi kat sayıların oranlarıyla. Yani azotun hızı en küçük kat sayılıya göre belirlenir tepkimin hızı. Yani 100 1 mol bölü 100 saniye. Saniyede 100 özür dilerim. 100 saniyede 1 mol harcanacak şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla o zaman hidrojen hızı 3 mol bölü 100 olduğu için o da onun 1 bölü 3'ü kadardır tepkimenin hızı. Amonyağa baktığınızda o da 2 mol 100 saniyede harcanıyor. Demek ki onun da yarısı kadardır tepkimenin hızı. Hepsini ortak bir tepkime hızıyla endekslemiş oluyorsunuz. Burada mol sayıları, kat sayılarıyla hız arasındaki ilişkiye lütfen dikkat ediniz. Dolayısıyla bu da yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Şimdiki sorumuzda bir potansiyel enerji tepkime koordinatı arasında bir grafik verilmiş. Bu grafikte sevgili arkadaşlar, bakalım ne soruyorsun bize? Öncelikle grafiğe bakar bakmaz. Bu ısı konusundan da kullandığımız bir grafik olabilir. Isıyla da alakası var. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer tepkimenin ucu, yani grafiğin ucu özür diliyorum, aşağıdaysa buna biz egzotepkimeler diyoruz. Egzotermik. Dolayısıyla bir kez bakar bakmaz ısının çıktığını algılamış olduk. Peki ne kadar ısı çıktı hocam? Delta H dediğimiz mesafe şurası arkadaşlar. Son eksi ilk arasındaki mesafe. Burası delta H. Bu da buradan eksi 88 eksi 0'dan eksi 88 çıktı. Onu da bulduk. Girenlerin tepki enerjisi 0. Ürünlerin enerjisi eksi 88. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi tam tepe 160 gibi değerleri grafikten okuyabilme şansınız var. Peki ileri doğru olan aktifleşme enerjisi, bu da 160, yani şu aradaki farktır sevgili arkadaşlar. Burada 0 olduğu için direkt şu sayı eşit olmuş oluyor, 160. Peki geri olarak tepkimenin aktifleşme enerjisini düşünürseniz 160 88 daha ne olmuş? 248 efendim kilojül diyebilirsiniz. Tepkimeyi geri döndürmek için bu kadar enerji vermelisiniz. Tepkimeyi ileri götürmek için 160 kilojül enerji vermelisiniz demektir. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuza gelin bakalım. Diyor ki aktifleşmiş kompleksin enerjisi 160'tır. Zaten buradan ifade ettiğimiz gibi demek ki doğru. Geri aktifleşme enerjisini 248 bulmuştuk. Evet, 248 doğru. NH3'ün molar oluşum ısısı, bu ifadeyi bir aşmam lazım, açmam lazım, bekliyorum. Tepkime entalpisi 88 ama eksi. Delta H'ımız evet eksi 88, bu da doğru. Düşük sıcaklıkta NH3 daha kararlı. Bunu algılamak için de sevgili arkadaşlar şöyle bir yol tarif edeyim. Düşük sıcaklıkta grafiğin düşük olan ucu, yüksek sıcaklıkta grafiğin yüksekte olan kısmı kararlıdır. Daha stabildir. Dolayısıyla amonyak kısmı düşük sıcaklıkta olduğu için ürünlerde daha kararlıdır diyebilirsiniz. Peki gelelim oluşum ısısı meselesine. Onu da şöyle ifade edeyim. Oluşum ısısının tanımı şu arkadaşlar. 1 molar demiş. 1 mol olacak çıkan madde. Yani ürün 1 mol olacak. 2 elementlerinden oluşacak. Yani elementleri bir araya gelecek. Burada tepkimemizde de grafiğimizde de öyle, fakat tepkimemizin denklemini düşünürseniz 2 tane NH3 oluşmuş. Ve buna bağlı olarak delta H değeri eksi 88 okunmuş. O zaman 1 mol NH3 olursaydı tam bir oluşum ısısı olacaktı. O zaman da değer eksi 44 olmalıydı. Ama bize molar, yani 1 mol başı oluşum ısısı sorulduğu için cevabımız 88 değil 44 olmalıydı. O yüzden bu seçenek yanlıştır arkadaşlar. Bir kimyasal reaksiyon için niceliklerinden hangilerinin artmasıyla tepkimenin hızı artar? Tepkimenin hızında bağlı olan bazı şeyler vardı. Tabii ki cins önemliydi. Yani iyonlu bir tepkime iyonsuz olana göre daha hızlıydı. Gaz halindeki tepkime katı haldekine göre, sıvı haldekine göre daha hızlıydı. Çözelti diğerlerine göre daha hızlıydı. Yani iyon halindeki. Başka cinse bağlıydı, sıcaklığa bağlıydı. Eğer gaz fazında gerçekleşiyorsa basınçla alakalıydı. Molarite, derişim,
O da ilgiliydi. Çünkü girenlerin derişimini fazla tutarsanız çarpışma ihtimali artıyordu. O yüzden hız artıyordu. Vesaire vesaire. Aktivasyon enerjisi de tepkimenin hızına şöyle bir etki yapıyor. Örneğin yakma eylemi. Odunu yakacağız, kağıdı yakacağız, bir de doğalgaz ocağını yakacağız. Odunu yakmak için bir çıra lazım. Aktivasyon enerjisi çıra. Kağıdı yakmak için bir çakmak alevi yeterli. Ocağı yakmak için bir kıvılcım yeterli. Şimdi enerjilerine baktığınızda ocak daha hızlı yandı. Sebep aktivasyon enerjisi daha küçük olduğu için. Demek ki aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse aşacağı tepe o kadar küçük olacağı için o da önemli. Etkin çarpışma yüzdesi. Şimdi etkin çarpışma neydi arkadaşlar? Sonuçta ürüne dönüşen çarpışmaların özet adı. Aynı doğrultuda, istenilen doğrultu ve yönde gerekli enerji miktarına sahip iki tane tanecin çarpışmasıyla ürüne dönüşülüyordu. O yüzden bunun miktarı, yüzdesi ne kadar fazlaysa tepkime o kadar hızlı olur. Etkin çarpışma önemlidir. Her çarpışma ürün yapmaz. Aktifleşme enerjisi az evvel söyledik. Ne kadar artarsa bizim için o kadar kötü. Yani çıra kıvılcım meselesi demiştik. Dolayısıyla aktifleşme enerjisinin artması bizi reaksiyonun hızını kötü etkiler, yani yavaşlatır. Tepkime giren maddelerin derişimleri tabii ki miktarlar çok önemli. Çarpışma ihtimalini, yani ürüne dönüşme ihtimallerini arttırdığı için. Dolayısıyla hangilerini hız arttırıyormuş? 1 ve 3 hızı ne yapıyormuş arkadaşlar? Arttırıyormuş. Şurada bir denklemimiz var. Altındaki katı gaz ve katılara da dikkat edelim. Tek basamakta gerçekleşiyormuş. Tepkime denklemi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruluyor. Hız bağıntısı 1. Girenlere göre yazılır. Değil mi arkadaşlar? Yani reaktiflere göre. Peki reaktiflerden katıları almayacağız. Sıvıları almayacağız. Ne alacağız? Suda ve gaz olmasına dikkat edeceğiz. Ama demirimiz gördüğünüz gibi katı. O zaman bu denklemin bağıntısında onun yeri yok. Peki oksijen var mı? Var. O zaman biz doğrusunu yazalım hocam. K, oksijen ve kat sayısı 3 olduğu için buraya da 3 yazdık. Tepkimenin o zaman 1 numara maalesef yanlış. Doğrusu burada. Tepkimenin mertebesi, derecesi, seviyesi nedir? Cevap giren maddelerin üstlerinin toplamıdır. Reaksiyondaki, bağıntıdaki maddelerin üstlerinin toplamı. Sadece bir tane olduğu için 3. Dolayısıyla tepkime mertebesi 3'tür. Doğru. Hız sabitinin bilimi. Bunun için size şöyle bir şey de öğretebilirim. Birincisi, yani kısa yolu, litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Tepkime derecemiz 3 idi. 1 çıkardık, 2. O zaman litrenin karesi molün karesini aldık. Çarptık neyle arkadaşlar? 1 bölü saniye, yani saniye. Aynı şey mi yazılmış? Evet. Tabii ki o zaman bu doğru. Peki başka türlü nasıl yapılabilir hocam? Şöyle ki hızımızın birimini biliyoruz arkadaşlar. Mol bölü litre ve saniye. Eşittir. K'nın birimi bilmiyoruz. Şöyle yapayım ben. Bölü, yani K'nın birimi yerine bilmediğimiz için onu yazdık. Buradaki arkadaşımızın birimi ne? Molarite. O da mol bölü litre. Ama küp olduğu için molün küpü, litrenin küpü. Şimdi siz buraya parantez içine öyle bir değer yazacaksınız ki sonuç buna eşit olması lazım. Şimdi mol küpü mole dönüştürmek için bir kere bunu mol kareye ne yapmanız lazım? Bölmeniz lazım. O zaman ne olur? Sonuç mol. Litre küpü litreye dönüştürebilmek için yukarıyı neyle çarpmalısınız? Litre kare. Saniye var. Burada hiç saniye yok. O zaman bir de ne ekliyorsunuz? Paydaya saniye ekliyorsunuz. Sonuç sağ ve solun birimleri birbirine eşit olmuş oldu. Dilerseniz böyle yaparsanız, dilerseniz şu kısa yolu da aklınızda tutabilirsiniz. Cevabımız 2 ve 3. Onu da işaretleyelim. Bir diğer sorumuz. Sabit basınçlı bir kap. Yani ne demek arkadaşlar? Basınç her işlem sonucunda eşitlenecek. İç basınç dış basınca eşit. Bu ideal bir piston. Tek basamakta gerçekleşiyor. Tepkimenin hızını R1 olarak vermişler. Aynı kaba, aynı sıcaklıkta 3 mol X gazı da konulmuş. Yani
bunlara ilaveten 3 mol X daha ilave etmişim. Tepkimenin hızını R2 olarak ölçmüşüm. Buna göre R1'in R2'ye oranı nedir? O zaman R1'i yazalım sizle beraber. K gibi bir sabit sayımız var. Sıcaklığa bağlı, aynı sıcaklık olduğu için öbüründe de aynı olacak. Girenlerin derişimi. X'imizin 2 kat karesi olacak. O zaman X'in miktarını bulalım. X'in miktarı 3 molü. Hacmi vermemiş hocam. V diyebilirsiniz. Ben V diyeyim. Bölü bunun karesi. Neden? Çünkü 2'den dolayı. Hepsi gaz bu arada, dikkat edin. Çarpı Y miktarı. 6. Molariteyi buluyoruz arkadaşlar. Bölü V. Kare mare yok. Şimdi bu bulduğumuz bizim hız 1. Şimdi hız 2'yi yazıyorum. Yani ilk 3 mol X ekliyorum. Yine K'mız değişmiyor. 3 molüm vardı. 3 ekledim. 3 artı 3 bölü hacmimiz. Dikkat ediniz. Şimdi kapta 9 molluk kap gaz var ve hacmi V. O zaman şurada onu bir oranlamam lazım. 9 mol gaz V hacim kaplarsa benim eklediğimle beraber 12 mole çıkacak mol sayısı. 12 mol kaç V hacim kaplar? Cevap 12 V bölü 9. 3 ile sadeleştirelim sevgili arkadaşlar. 3 ve 4. 4 V bölü 3 oldu. Yani son hacmimiz bu. Yani mol sayısını artık V'ye değil 4 V bölü 3'e böleceksiniz. Buradaki püf noktası bu. Neden? Pistonumuz oynuyor. Yukarı doğru ne yapacak? Hareket edecek. Geleceği yer 4 V bölü 3'e. Şuradaki yeri V ise ne yaptı arkadaşlar? 4 V bölü 3'e çıktı. Yazınız zaten sadeleşeceği için korkmayın, gidecek. 4 V bölü 3. V nesi? Yine karesi. 6'ya herhangi bir şey yapmadık. Bölü 4 V bölü 3. Şimdi bu güzel matematik işlemini yaptığımız zaman şu eşitleri şuraya alalım. Sonucumuz çıkacak. R1, R2 oranı istediği için direkt K'lar birbirini yok etti arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki işlemi şöyle 3 bölü V çarpı 3 bölü V olarak yazdım. Karesini almadım. Böyle de yazabilirim. 6 bölü V. Şimdi yukarının hali bu. Şimdi alt tarafı yazıp onun yanına takla attıracağım. Şimdi burada şurası ne yaptı arkadaşlar? 6. Şu yukarıya çıkacak. 6 ile 3'ü çarptım. 18. 18 bölü 4 V'nin karesi değil mi? Bunu da yukarı çıkaracağım için 4 V bölü 18. 4 V bölü 18 olmadı mı? Oldu. Sonra bu arkadaşı da yine yukarıya attım 3'ü. 18 bölü 4 V. Yukarı bir de o 4 V takla atarak çıkacak. 4 V bölü 18. Şunların hepsini, yani alt satırı üst satıra getirdim. Buradan şimdi V'ler gördüğünüz gibi gidecek. Şunları başka renkte götürelim. Buradaki V'ler gitti. 18'ler şununla sadeleşti. Burada 3 kaldı. Bu 3 bununla sadeleşti. Hiçbir şey kalmadı. Yukarıda 4, 4, 4'ümüz var. Unutmayınız. Şu 3'ümüz bununla sadeleşsin. Burada 6 kalsın. Elimizde 6, 18. Şu 4'ümüz bununla sadeleşsin. Burada 3, burada 2 kalsın. Bu 2 bununla sadeleşsin. Burada 9. 3, 9. Yukarıda da 4 ve 4 var. Sonuç 4, 4, 16. 3, 9, 27. Yani R1'in R2'ye oranı 16'nın 27 oranına eşit imiş. O da bizim D seçeneğiymiş. Buradaki püf noktasını bir daha hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Hacmin büyümesini ikinci kısmın hız bağıntısını yazarken unutmuyorsunuz. Şimdi hız konusunda çok da önemli olan bir soru tipi de budur. Tablo verilir. Tablodan bize birçok soru sorulabilir. İşte tepkimenin bağıntısı, derecesi, K sabitinin sayısal değeri gibi. Kaç basamakta olacağı gibi. Şimdi mesela şuradan bakıyorsunuz. Bu bir ana denklem olabilir ya da hız denklemi direkt olabilir. Tek basamakta gerçekleşiyor olabilir. Onun kararını burası verecek. Biz birden fazla deney yapmışız. Yani miktarlarla oynadığımız bir oyun. Bu oyunun sonucunda bakmışız ki X'in, Y'nin ve Z'nin miktarını arttırdıkça bakalım hız bağıntısında
beklenilen gibi x kare, y ve z küp diye mi yazılacak? Hepsi gaz gaz olduğu için normalde onu yazarız. Ama böyle bir bağıntı varsa direkt onu yazmıyorsunuz. O zaman önce hız bağıntısını sizle beraber yazalım. R eşittir k çarpı. X'in varlığının önemli olup olmadığı x'in miktarı değişmesiyle hızda değişim var mıya bakmakla olur. Yani bunu da en kolayı şudur arkadaşlar. Kendinize rastgele iki satır seçersiniz ama rastgele derken şuna dikkat edeceğiz. X'in miktarı artacak. Y ile Z'ye bir şey olmayacak. Aynı kalsın. O zaman rahat yorumlarım. X'i gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Bu iki eleman değişmemiş. Burada iki kat artmasına rağmen hızımıza bakıyorum. Evet, o da iki kat artmış. O zaman doğrudan bir orantı söz konusu. Yani X'in birinci kuvvetiyle ne var? İlgili. Y'ye bakalım aynı mantıkta. Y'nin iki katına çıktı. İster bununla buna bakabiliriz ama burada X de değiştiği için. O zaman şununla şuna bakalım. Yani 2 ve 3 nolu deneye. Burada Y artmış. Z sabit, X sabit. O zaman Y'nin iki kata çıkması hızı nasıl etkilemiş diye bakıyorum. 4'ten 16, yani 4 kata çıkmış. E peki 2 nasıl 4 olabilir? Cevap kare ve küp ve kare kök ve küp kök düşünerek yapacaksınız. O zaman karesini almakla mümkün. Demek ki bizim Y elementimiz ya da maddemizin nesi varmış? Karesiyle bağıntılıymış. Onu arttırdığım zaman hız karesi kadar artıyormuş diyeceğiz. Z'ye baktığımız zaman o da son satırda verilmiş. 1'den 2'ye çıkmış. 2 kat. Hız ise 16'dan 64'e çıkmış. 4 kat. Nasıl olur da bu buna eşit olur? Cevap karesiyle. O zaman Z ile de alakası varmış ve karesiymiş. Dikkat ederseniz yani Z'nin, Y'nin ve X'in bağıntıda yeri var. Ama olmaya da bilirdi. Herhangi bir satırda mesela X'in etkisi olmadığını farz ettiğim an hemen direkt burayı çizeceğim. Hiçbir daha benim kafamı karıştırmasın. Direkt Y ile Z'ye bakacağım. Farz edelim Y'nin de etkisi yok. O zaman sadece Z ile ilgili mi diye bakacağım. Bununla da ilgili olmayabilir. O zaman da neye bakacaksınız? Direkt hız eşittir K sabitiyle ilgilidir arkadaşlar. Yani olabilir katalizör, yani etkilemiş olabilir. Şimdi burada denklemimizin girenlerini görüyorsunuz. Normalde benim beklediğim hız bağıntısı K çarpı X kare Y ve Z küp idi. Bakınız hiç bununla alakalı mı? Değil. O zaman bu tepkime böyle yazılıyorsa demek ki tek adımda gerçekleşmiyordur. Yani bu yanlışmış meğersem. O zaman tepkimenin bu yavaş adımıdır. Bunu da hatırlatmış olalım. Yavaş adım ya da basamak. Peki hız bağıntımızı yazdık. Her şeyi bulduk. Şimdi gelelim soruya. Tepkimenin hız bağıntısı böyle midir? Bakınız gördüğünüz gibi y kare, z kare, kx aynen öyle. O zaman buna bir doğru diyelim. Hız sabitinin değeri hesaplarız. Hız sabitinin birimi. Bunu yapmayı az evvel öğrenmiştik. Önce tepkime derecesine bakıyorum. 2, 4, 1 daha 5. O zaman formülüm litre bölü mol. Tepkime derecesi eksi 1'di. Çarpı 1 bölü saniye hatırlarsanız. Şurası 5, 1 çıkardım 4. O zaman litre 4, mol 4, üncü kuvveti ve saniye. O da öyle yazmış. O zaman bu da doğrudur. Gelelim K'yı nasıl bulacağız? Herhangi bir satır seçeceğiz. O satırda K değerini bulacağız. Hadi bulalım. Mesela bir nolu satırı seçiyorum. Arkadaşlar bir nolu satırın hızı 2 10 üzeri eksi 4. K sabiti bilmiyorum. Birincinin nesi? Kendi kuvveti 0.1 çarpı Y'nin karesi 0.01 10'un karesi çarpı Z'nin de karesi, o da 0.1. 10 üzeri eksili yaparsam daha bir rahat olacak işlerim. 10 üzeri eksi 1, şu 10 üzeri eksi 4 etti 10 üzeri eksi 5. Bir de 10 üzeri eksi 2 ile çarptım. 10 üzeri eksi 7 yaptı. Yani K çarpı 10 üzeri eksi 7. Burası da 2, 10 üzeri eksi 4. O zaman K'yı buradan çekerseniz 2, 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 7. Buradan da yukarı attım. 2, 10 üzeri artı 3 oldu arkadaşlar. Bu da 2000. Demek ki K birimi de, sayısal değeri de 2000 imiş. Birimi de buymuş. Demek ki 1, 2, 3 ne diyoruz? Doğru diyoruz. Tablo soruları da
nasıl yapacağınız. Şimdi burada tabii biraz daha nispeten fazla zorlayıcı olmamış. Hemen pıt pıt bulduk. Bazen birinci ile dördü birleştirmeniz gerekiyor. Yani 1, 2, 2, 3 diye sıralama olmayabilir. Orada bir arayacaksınız sevgili arkadaşlar. İkisinin sabit, birinin değiştiği iki durumu herhangi iki deneyi birbiriyle oranlayarak bulacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.